Merhaba efendim, İçel TV'desiniz. İçel gündeminde Mersin'de tartışılan, kamuoyunun merak ettiği konuları ekranlarınıza getireceğiz. Tüm sosyal medya hesaplarımızda canlı yayındayız. İçel FM'de frekansınıza da canlı olarak şu anda sesleniyoruz. Mersin gündeminde neler var? Son 3 gündür sosyal medyada Mersin'le ilgili dikkat çeken, önemli, insanın içini sızlatan, sinirlendiren bir durum tartışılıyor. Ve bu durum yaygın basına, ulusal basına da yansıdı. İddiaya göre bir vatandaş Kaşlı Hayvan Parkı'nı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Orada ölmüş bir köpeği diğer köpeklerin yediğini gördü ve bu görüntüyü de cep telefonuyla kayda aldı. Sonrasında bunu sosyal medya üzerinden paylaştı ve işte o zaman hayvanseverler, vatandaşlar, Mersinliler hemen tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdiler. Birkaç saat içerisinde binlerce mesaj aldı bu görüntü. Tabii Büyükşehir Belediyesi de bu görüntü üzerine bir açıklama yaptı. Olay nasıl gelişti bakalım. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde yerde yatan ölü ve karnının bir tarafı parçalanmış köpeğin merkezdeki diğer köpeklerce yenilmesi sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler hayvanseverleri ayaklandırdı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada görüntülerin uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiğine dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi. Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların bakım ve beslenme işlemleri diğer köpeklerden ayrı olarak sağlanmaktadır. Söz konusu hastalıkta açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13-12-2019'da yaşanan ve sosyal medyaya da yayılan görüntüler uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu olayda kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir denildi. Bakım evinde bulunan hayvanların aç kalmalarının söz konusu olmadığının kaydedildiği açıklamada, bakım evimizde bulunan hayvanların beslenmeleri hem kuru mama hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Söz konusu mama hem bakım evimize hem de dışarıdaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Şimdi tabii bu durum tartışılıyor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu durumun, yani köpeklerin ölmüş bir köpeği yemesinin engellenebilir bir durum olduğunu kabul edip bu durumun ortaya çıkmasına neden olan sorumlular hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu. Tabii personel yetersizliği varsa bu yetersizlik giderilebilir, var olan personelin görevini layıkıyla yerine getirmemesi gibi bir durum varsa o durumda tabii ki cezalandırılmalıdır. Hep böylesine olumsuz olaylarla Mersin gündeme geliyor. Olumlu bir olay olduğunda yaygın basında Mersin'i pek göremiyoruz ama olumsuz bir durum söz konusu olduğunda, ki toplum da daha çok böyle konuları seviyor, hemen Mersin Türkiye gündemine oturuyor. Şimdi köpeklerle başladık, köpeklerle devam edelim değerli seyirciler. Şimdi Niğde'ye götüreceğiz sizi. Niğde'de belediye başkanı şehrin dışında kireç taşından oluşan bir bölümü iş makineleriyle kazdırdı ve kazdırılarak bir oyuk oluşturulan yerinde altı samanla döşendi ve yavrulamış sokak köpekleri orayı mesken edindi. O köpeklerin de ihtiyaçları karşılanıyor. Mamaları, suları veriliyor ve zaman zaman da bir veteriner o köpekleri ziyaret ediyor. Yeah.
Niğde'nin Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak hayvanları üşümesin diye dağları deldi. İlçede Sekkin Geçidi'nde yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarının yaşam alanı olarak biliniyor. Daha önce ilçe ve ilçeye bağlı beldelerin vahşi çöp depolama alanı olan mevkide beslenmelerini çöp yığıntısından sağlayabilen köpekler, belediyelerin katık atık tesisi kurmalarına rağmen bölgede yaşamaya devam ediyor. 100'e yakın köpek beslenmelerini düzenli olarak onları ziyaret eden hayvanseverler ve belediye ekipleri sayesinde sağlarken, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede soğukla mücadele ediyordu. Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'in bulduğu çözümle köpekler artık sıcak yuvalarına da kavuştu. Belediyenin iş makineleri, bu kez sokak hayvanları için çalıştıran ekipler, bölgedeki dağı oyarak 35 tane yuva yaptı. Çalışmaları yakından takip eden ve yuva sayısını 50'ye çıkaracaklarını söyleyen Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, dağı oyup yuva yapma fikrinin nasıl geliştiğini anlattı. Kızlarımla beraber akşamları, özellikle karın çok yağdığı zamanda, vatandaşların gelemeyeceği zamanlarda araçlarla gelip ekmek atıyordum. Gece geldiğinde ufak yavruların soğukta titrediklerini gördüm. Aklıma bu tünelleri aşmak gelmişti. Kışın bunu yapamadık. Hani belki ortalık yağıştan dolayı yumuşak olur, çöker möker diye. Bu yaz bunu gerçekleştirelim diye düşünürken bu zamana nasip oldu. Aklımıza ilk gelmesinin sebebi soğuktu. İlk gün 15-16 tane açtık, bakalım hani kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı diye. Aynı gün hepsi, her biri yuvaları sahiplenmiş olarak gördük. Böyle olunca da yuvaları çoğaltmak için devam ediyoruz. Zaman zaman yemekhanelerdeki artıkları, fırınlardaki bayat kalan ekmekleri veya ekmek satın alarak bir destek de veriyoruz. Tabii hayvanseverler de bu işi bizden hariç ayrıca kendileri kurdukları bir mama desteği, internet üzerinden mama desteği şeyi kurmuşlar, hesabı açmışlar. Oraya vatandaşları yatırdıkları paralarla buraya mama alıp geliyorlar. Biz de bu tünelleri açtıktan sonra bir belediye olarak sokak hayvanları adına bir hesap oluşturduk. Sadece sokak hayvanlarına harcanmak üzere, başka bir yerde kullanılmamak üzere hesabın isminde zaten girerlerse görürler. Bu hesapta oluşacak ücretlerle buraya mama desteği, battaniye desteği, hatta bir okulumuz, çok programlı Anadolu Lisemiz var. Okul müdürümüzle görüştük. Mobilya bölümünde biz tahtalarını biz almak şartıyla öğrencilerimiz buraya köpek kulübesi desteği diye verecekler. Herkes bir canlıyı sahiplenirse bu köpekler sokakta da kalmaz. Bu başıboş hayvan sorunu çözülmüş olur. Bunu yapamıyorlarsa bizim gibi bütçesi az olan belediyeleri veya hayvanseverlerin oluşturdukları derneklere herkes bir bağış yaparak bu işe bir katkıda bulunarak, sadece sosyal medyadan fotoğrafları paylaşmayla, videoyu izlemeyle olmuyor bu işler. Biraz daha elini taşın altına koyup herkes karınca kadarınca bu hesaplara destek olursa, hayvanseverlere destek olurlarsa bu hayvanlar daha iyi yaşamış olur diye düşünüyorum. Şimdi Niğde'deki bu güzel görüntülerden Mersin'e ulaşıyoruz. Şimdi Kaşlı Geçici Hayvan Parkı'nda hasta olan köpekler, ölmüş olan hasta bir köpeği yediler haberini size aktardık. Ancak Kaşlı Hayvan Parkı'nda güzel şeyler de oluyor. Mutta kurt melezi bir köpek, gebe bir köpek doğum yapamadı. Sahibi doğum yaptıracak veterineri bulamadı. Hemen Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri MUT'a giderek o köpeği aldılar. Kaşlı Geçici Hayvan Parkı'na getirdiler. Ve yapılan kontrolde köpeğin çok yavrusu olduğu karnında. O nedenle normal doğum yapamayacağı belirlendi. Ve o kurt melezi köpek Kaşlı Hayvan Parkı'nda tam bir seferde 16 yavru doğurdu. 6'sı doğumda öldü ama 10'u yaşatıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kurt melezi cinsi bir köpek tek seferde 16 yavru birden dünyaya getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'nde sezeryanla doğum yapan köpeğe Bereket ismi verildi. Mut ilçesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, alınması istenilen kurt melezi cinsi köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirdi. Doğum sancısı çeken köpeği gözlem altına alan ekipler, doğum anı gelen ancak yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan köpeği sezeryanla doğuma aldı.
2 saat süren operasyonda bir seferde 16 yavru dünyaya getiren köpek hem doğum yaptıran veteriner hekimlere hem de Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'ne bir ilki yaşatmış oldu. Sağlık durumu iyi olan ve Bereket ismi verilen köpeğin yavrularından altısı doğum sırasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geriye kalan 10 yavruysa veteriner hekimlerin ilgisi ve sevgisiyle hem besleniyor hem de bakımları yapılıyor. Perşembe günü bir ihbar üzerine ekibimiz Mut Belediyesi'ne kadar gitti. Oradaki zabıtalarla birlikte ihbara veren arkadaşı bulduk. Kurt melezli bir tane köpeğimizin alınmasını istediler. Biz de köpeğimizi aldık geldik buraya. Doğumun yakın olduğunu fark ettik, gözlemledik. Son iki gün hayvanın bayağı sancılı olduğunu ve doğuma yakın olduğunu fark ettik ve içeri bölüm aldık. Sabah geldik, sezeryana karar verdik. Yaklaşık 12-13 yıldır barınakta çalışıyorum. İlk defa 16 tane yavrumuz dünyaya geldi. Bundan önce 10 yavru gördük, en fazla 12 yavru gördük ama 16 tane sezeryan da uzun sürdü. Al al yavru bitmiyor, al al yavru bitmiyor. Ama şu bağırışları o kadar mutlu ediyor ki bizi, bütün yorgunluğumuzu alıyor. 16 tane yavruyu dünyaya getirdik. Ne mutlu bize. Bunlara da elbette canı veren Allah, ama biz de yardımcı olduk. Çok mutluyuz ve bütün yorgunluğumuz gitti. Değerli seyirciler, tabii havalar soğudu ve sobalar yakılmaya başlandı. Hem kent merkezinde hem kırsal kesimde. Odun kömür sobasıyla ısınıyoruz, kaloriferle ısınıyoruz, doğalgazla ısınıyoruz, elektrikli sobayla ısınıyoruz. Tabii yangınlar da kış aylarında artıyor. Çünkü soba yakmanın, soba temizlemenin bilinmemesi, standartlara uygun soba borularının döşemesinin yapılmaması, elektrikli sobanın yanlış yerlerde yakılması ve doğal gazın nasıl kullanılacağının bilinmemesi birçok felaketi de beraberinde getiriyor. Mersin itfaiyesinden yetkili bir arkadaşımız, nasıl kullanılması gerekir, nelere dikkat edilmesi gerekir sobalarda, bu konuda bilgilendirdi. Mersin'de uzmanlar kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kullanılmaya başlanan soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlar konusunda vatandaşları uyardı. Uzmanlar konulara uygun olarak kurulmayan ve yakılmayan soba, kalorifer, baca ve elektrikli ısıtıcı ve voltaj dalgalanmalarından zarar gören diğer elektrikli eşyaların yangın ve zehirlenme riskini artıran faktörler arasında yer aldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Çavuşu Engin Özer, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dikkat edilmesi gereken hususlarda şunları söyledi. Vatandaşlarımıza önce kurallara uygun olarak kullanılmayan ve yakılmayan soba, bacalar, elektrikli ısıtıcı ve voltaj dalgalanmalarından zarar gören diğer elektrikli eşyaların yangın ve zehirlenme riskini arttıran faktörler arasında yer alıyor. Temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacaları zamanla içerisinde kurum biriktirir. Bu kurumlar öncelikle bacayı tıkar ve daha sonra bacayı tıkadığı gibi yanaraktan, tutuşaraktan ev yangınlarına sebep oluyor. Aynı zamanda kısa bir bilgi olaraktan, bu bacalarda biriken kurumlar evlerimizin içinde karbon monoksit gazı verip zehirlenip ölmemize sebebiyet vermektedir. Tahliye edilmeyen karbon monoksit gazı ölümleri kurumlar da ev yangınlarına sebebiyet vermektedir. Yangınları önlemek için nelere dikkat edilmeli? İş yerlerinin yılda iki kez, evlerin de yılda bir kez bacalarını temizlettirmeleri lazım. Baca bakımı konusunda da Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Ve odun ve kömür sobası kullananlar, yani soba kurulunda çok fazla dikkat etmesi gereken önemli bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Sobalarımızı iki dirsekten daha fazla şekilde uzatmamalıyız. Aynı zamanda sobalarımızın altına yanmaz mermer dediğimiz mermer taşlarının kullanılması lazım.
Aynı zamanda sobaları yakarken vatandaşlarımızdan tiner, benzin gibi kolay parlayıcı ve patlayıcı, yanıcı malzemelerden, maddelerden uzak kalınmasını tavsiye etmekteyiz. Pozantı-Tarsus TEM otoyolunda üzücü bir kaza yaşandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza Pozantı-Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Tarsus istikametine seyir halinde olan Ayşegül K yönetimindeki otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Rıdvan Ç idaresindeki tıra yandan çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti. Sürücüyle arka koltukta bulunan Efe Kan Gök ile Memiş Gök ağır yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadına yönelik şiddet Türkiye'nin gündeminde, Mersin'in gündeminde, hatta dünyanın gündeminde. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet vakalarının artması üzerine ilgili bakanlıklar özel bir proje hazırladılar ve bu projeye yönelik fikirler, düşünceler bugün 81 ilde valilik makamlarında valiliklerin koordinesiyle kaymakamların ve ilgili kişilerin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Mersin'de de Mersin Valilik Makamı'nda Mersin Valisi Ali İhsan Sun'un yönetimiyle bu konuda kadına yönelik şiddet nasıl önlenebilir? Bu konuda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Mersin Valisi Sayın Su projeye yönelik neler söyledi? Bakalım. Mersin, Adana ve Hatay'da aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantı yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilik toplantı salonunda planın etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla toplantıların 81 ilde eş zamanlı başladığını belirtti. Bugün ilimizde ve tabii şu anda 81 ilimizde valilerimizin başkanlığında çok önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz de ilimiz bazında kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının değerlendirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması için toplanmış bulunuyoruz. Arkadaşlar, hepinizin malum olduğu üzere kadınlarımız her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimce yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bunu başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere paydaş tüm kurumlar bu konuda gayret gösteriyorlar. Ama tüm bu gayretlere rağmen maalesef milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti de burada bir kez daha kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle insanlık suçu olan bu konunun ülkemizde, ilimiz bazında da efendim sıfır tolerans ilkesi dahilinde bu konuyla mücadele konusunda çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürmeye kararlıyız, sürdüreceğiz. İşte değerli arkadaşlar, bu çerçeve içerisinde Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere 5 bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katılımıyla bir protokol hazırlanmıştır. Bu konuda tüm paydaş kurumların neler yapacağı, neler yapması gerektiği, uygulamaların nasıl olacağı yönünde ortak bir protokol imzalanmıştır. Biz de bugün bu protokol çerçevesinde ilimizdeki tüm paydaş
kurumlarımızın temsilcileriyle ve kaymakamlarımızla bu konuyu burada irdeleyeceğiz ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara bu perspektiften ve bu plan ve program çerçevesinde devam edeceğiz. Biz bugün burada bu toplantı yaptıktan sonra da Cuma günü de tüm ilçe kaymakamlarımız aynı toplantıyı ilçelerinde ilçe paydaşlarıyla yapıp bu konuda tüm ilgili kurumları bilgilendirecekler. Bundan sonra da bu konunun üzerinde titizlikle durmaya devam edip inşallah sıfır toleransla bu kadına yönelik şiddeti bitirmiş olacağız diye düşünüyorum. Ben bir kez daha bu konuda tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah başarılı bir çalışmayla bu konuda çok önemli, ciddi mesafeler alacağımızı düşünüyorum. Her şeyin başı eğitim. Eğitimler, efendim, hizmet işi eğitimler, vatandaşlarımızın eğitilmesi, farkındalıkların oluşturulması, bunların her biri çok çok önemli. Bu konularda çok ciddi, önemli çalışmalar yapacağız. Şimdi bugün tüm katılan arkadaşlarımızla bu konuları genel itibariyle değerlendirip bilgilendireceğiz. Sonra da bu anlamdaki eylem planını uygulamaya koyacağız. Ben tüm basından katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Toplantıya kaymakamların yanı sıra kentteki tüm kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Son günlerde, son haftalarda ülkemizde Lyons'lar tartışılmaya başlandı çeşitli zeminlerde. Tabii son Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Lyons'ların isimleri çok fazla geçti. Lyons'lar bir basın açıklaması yaptılar Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde. Lyons'ların bir hayır kuruluşu olduğunu, herhangi bir dinle, bir siyasi doktrinle alakalarının olmadığını hatırlattılar ve Akdeniz Lyons Kulübü'nün öncülüğünde Mersin'de Lyons'lara bağlı vakıflarla birlikte alışveriş şenliği düzenleyeceklerini 18 Aralık'ta yani yarın ve bu şenliğin gelirinin de tamamen eğitime ve yardıma muhtaç kişilere harcanacağını söylediler. Akdeniz Lyons Kulübü alışveriş şenliği düzenliyor. 5. kez düzenlenecek olan şenliğin geliri eğitime toplum yararına kullanılacak. 18 Aralık'ta Divan Otel'de düzenlenecek şenlik hakkında bilgi vermek amacıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Akdeniz Lyons Kulübü Dönem Başkanı Aylin Yeşilova okudu. Eğitime destek ve topluma hizmet amacı ile biz yaparız. Değerli kamuoyu ve Mersin basını, her yönde yol gösterici önderimiz Mustafa Kemal Atatürk der ki, herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Uluslararası Lyons'ların kurucusu Melvin Jones da yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz sloganını hayata geçirerek bize farklı bir boyutta yol gösterici olmuştur. Türk Lyons'unun kurucusu Fahrettin Kerim Gökay da nerede bir ihtiyaç var ise biz oradayız diyerek bizleri yardıma yönlendirmiştir. Lyons insanlığa karşılıksız gönüllülük esasına dayalı hizmet etmeyi amaçlayan ve hiçbir siyasi, dini ve etnik bağlantısı olmayan bağımsız uluslararası hizmet kuruluşudur. Temel hizmet alanları çevre, açlık, çocuk kanseri, diyabet ve göz sağlığıdır. Lyons kulüpleri bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için aktiviteler yapmakta ve elde edilen geliri bu alanlardaki projelere aktarmaktadır. Bizler de Mersin Akdeniz Lyons Kulübü olarak 5.sini düzenleyeceğimiz geliri eğitime katkı ve topluma hizmet amacı için kullanılacaktır. Yılbaşı alışveriş şenliğimize tüm Mersin halkını ve değerli basınımızı davet ediyor, bize güç vermesini istiyoruz. 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10-19 saatleri arasında Mersin Divan Oteli'ndeki etkinliğimize davetlisiniz. Bugüne kadar yaptığımız projelerle ülkemize kalıcı miras bırakmaktayız. Saygılarımızla biz yaparız. Teşekkürler.
Spora bakalım. Sporda da bölgesel amatör ligde mücadele eden ve profesyonel lige çıkmak çabası içerisinde olan İçel İdman Yurdu son maçında mağlup oldu Sorgun Belediyespor'a ve ikinci olarak bölgesel amatör lig 5. grupta puan cetvelinde ikinci olarak bölgesel amatör ligin ilk yarısını sona erdirdi. Tabii Yozgat Sorgun'a gitti İçel İdman Yurdu. Orada çok kart çıktı maçta. 6 sarı kart, 3 kırmızı kart çıktı. 2 kırmızı kart İçel İdman Yurdu sporcularına gösterildi. Maç sonunda da Kırmızı Şeytanların otobüsü taşlandı. Bölgesel Amatör Lig'in 5. grubunda liderlik mücadelesi veren İçel İdman Yurdu ligin 13. haftasında Sorgun Belediyespor'a konuk oldu. Kendi saha avantajını iyi kullanan Sorgun Belediyespor baskılı oyunla İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'nün şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Baskılı oyununu ve mücadelesini 90 dakikaya yayan sarı siyahlı ekip ard arda goller bularak skoru 3-0'a getirdi. Aldığı bu önemli ve zor 3 puanla sırasını bir basamak yükselterek 8. sıraya oturdu. Sorgun Belediyespor karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan İçel İdman Yurdu futbolcuları zaman zaman gergin anlar yaşadı. Maçın son dakikalarında sinirler gerildi ve sarı ve kırmızı kartlar çıktı. Maçın golleri 48. dakikada Yiğit Köse, 66. dakikada Atahan Mehmet Kömürlü ve 70. dakikada Ertuğrul Yalman'dan geldi. Maçta Sorgun Belediyespor'dan Abdülkadir Özdemir kırmızı kart görürken Abdullah Sönmez ve İbrahim Bayram sarı kart gördü. İçel İdman Yurdu'nda ise Hurşit Velioğlu ve Aslan Gök kırmızı kart görürken Fazlı Ayan, Ekrem Aydemir, Burak Altıntaş ve Ömer Önder sarı kart gördü. Bu arada İçel İdman Yurdu'nun Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'la oynadığı karşılaşmaya 200 kişilik grupla Yozgat'a giden Kırmızı Şeytanlara saldırı gerçekleştirildi. İçel İdman Yurdu futbolcularına ve taraftarlara maç boyunca kötü tezahürat yağdıran Sorgun Belediyespor taraftarları karşılaşma sonrasında taraftar otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Spordaki diğer gelişmeleri Neslihan'dan öğreneceğiz ve sonrasında da günün makalesinde Hediye Eroğlu'nu dinleyeceğiz ve İçel Gündemi programını sona erdireceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın. Mutlu günler İçel TV izleyenleri, sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden temsilcimiz İçel İdman Yurdu 5. grup 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Sorgun Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. İçel İdman Yurdu Sorgun Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini almış oldu ve sezonun ilk yarısını 30 puanla tamamladı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grupta sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında İçel İdman Yurdu deplasmanda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'a konuk oldu. Sorgun İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakaya İçel İdman Yurdu, Sertaç Güzel, Hurşit Velioğlu, Burak Altındaş, Uğur Bingöl, Aslan Gök, Onur Kaya, Süleyman Öztürk, Mahmut Metin, Fazlı Ayan, Şükrü Önder ve Ebu Bekir Yardım ilk 11 ile sahaya çıktı. 9 derece soğuk havada oynanan müsabakanın ilk yarısında İçel İdman Yurdu yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıya ev sahibi takım Sorgun Belediyespor hızlı başladı. 48, 66 ve 70. dakikalarda İçel İdman Yurdu'nun ağlarını sarsan Sorgun Belediyespor maçı 3-0 kazandı. İçel İdman Yurdu'nda kaptan Hurşit Velioğlu kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. İçel İdman Yurdu, Sorgun sahasında aldığı mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini alırken sezonun ilk yarısını ise 30 puanla tamamladı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden bir diğer temsilcimiz İdman Yurdu 1925 ligin 13. haftasında Ceyhan Spor'a konuk oldu. İdman Yurdu 1925 rakibine 3-1 mağlup oldu. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grubun 13. hafta maçında İdman Yurdu 1925 deplasmanda Ceyhan Spor'a konuk oldu.
Ceyhan Stadyumu'nda oynanan maça İdman Yurdu 1925, Fatih Kirpi, Adnan Tizel, Selim Belci, Emirhan Yaşa, Abdurrahman Türkmen, Mert Gün, Tuğra Kölmük, Onur Duman, Batuhan Yarbaşar, Ali Kafadar ve Tayfun Senemli ilk 11 ile çıkarken ev sahibi takım Ceyhan Spor'sa Lokman Atakol, Azat Mamuk, Abdullah Keleş, Can Taylan, Zekeriya Çakırca, Selim Asal, Cengiz Argın, Murat Çaydemir, Murat Akgül, Fatih Yılmaz, Muhammed Sak'la ilk 11 ile maça çıktı. Karşılaşmayı Ceyhan Spor 3-1 kazandı. Ceyhan Spor'un gollerini Muhammed Sak, Zekeriya Çakırca ve Murat Çaydemir kaydetti. İdman Yurdu 1925'in tek golünü ise Selim Belci attı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 büyükler tabiri caizse adeta kan kaybetti. Beşiktaş evinde ağırladığı BTC Türk Yeni Malatya Spor'a 2-0 yenilirken Galatasaray sahasında MK Ankara Gücü ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Sivas deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'la BTC Türk Yeni Malatya Spor karşılaştı. Vodafone Park'taki karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. BTC Türk Yeni Malatya Spor'a galibiyeti getiren golleri 85'te Bifuma ve 90+9'da Yahoviç penaltıyla kaydetti. Beşiktaş'ta Caner Erkin 90+8'de kırmızı kart gördü. Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş 27 puanda kaldı. Ligde 5 maç sonra kazanan Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı BTC Türk Yeni Malatya Spor ise puanını 23 yaptı. Lider Demir Grup Sivas Spor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise maçı 9 kişi tamamladı. Ligde üst üste 7. galibiyetini alan teknik direktör Rıza Çalınbay yönetimindeki Demir Grup Sivas Spor puanını 33'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa defterini kapayan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü'nü konuk etti. Ev sahibi Sarı Kırmızılı ekip, ilk yarısı 0-0 biten ve 2-0'ı bulduğu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kocaeli'nde İzmit Belediyespor Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldiği maçta köyde yaşayan çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak açıldı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında İzmit Belediyespor kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde farklı bir projeye imza atıldı. İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Hayalsiz Çocuk Kalmasın projesi kapsamında taraftarlar yanlarında getirdiği oyuncakları çocuklar için sahaya attı. İzmit Belediyespor oyuncuları da sahaya ellerindeki peluş oyuncaklarla çıkarak projeye destek sağladı. Sahaya atılan oyuncaklar, Kocaeli'nin 41 köy okulunda eğitim gören ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek. Sıradaki haberimiz için aslında ne desek az. Amili buz hokeyi takımının Bulgaristan'ı 4-1 yendiği 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme grubu müsabakası sonrası İstiklal Marşı skandalı yaşandı. Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme grubu mücadelesinde amili buz hokeyi takımı Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı bir anda yarıda kesildi ve hoparlörden müzik çalmaya başladı. Bunun üzerine milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı. Olayın ardından açıklama yapan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, A milli takımımızın 4-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide İstiklal Marşımızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de benzerini yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi gücümüz yenmeye, sesimiz marşımızı dinletmeye yeter dedi.
Gelişmeleri aktardık. Şimdilik hoşça kalın. Hediye Eroğlu, Haberci Gazetesi. Yetkisiz başkan, etkisiz eleman mı olacak? 31 Mart seçimlerinde Mersin'de gerçek bir Millet İttifakı sağlanmış olsaydı, hareketin tetikleyicisi konumundaki partinin mevcut il başkanıyla şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı bu durumu tam olarak idrak edebilseydi, bugün her şey çok farklı olurdu. Güllük gülistanlık olurdu, kolay olurdu, güzel olurdu. Ama olmadı. İdrak edemediler. Gözleri kör oldu hırstan. Sadece kendilerini düşündüler. Şimdi ise bunun sonucuna tüm Mersin katlanıyor. Siyaset yapılıyor ve sağlık taraması için bile başkana yetki verilmiyor. Bunun sorumlusu olarak sadece yetki vermeyen muhalefeti suçlamak ne kadar gerçekçi ve dürüstçe. Sizin hiç mi payınız yok? Bu durum aynı zamanda sizin siyasetinizin de bir eseri. Öte yandan, peki şimdi ne olacak? 5 yıl nasıl geçecek? Yetkisiz başkan etkisiz eleman mı olacak? 78 üyeli mecliste Cumhur İttifakı sandalye çokluğuna sahip olmanın verdiği edayla kente hizmet gitmemesi için siyaset yapmayı bir süre sona erdirecektir. Bunun böyle gitmeyeceği bir gerçek. Ama destek veriyor gibi yapıp, işi uzatarak yönetimin elini kolunu bağlayıp siyaseten yıpratmak da seçenekler arasında. Peki 31 Mart seçimlerinde sahadayken 2 yıldır büyük şehre hazırlandığını Sayın Başkan'ın veya ekibinin planı ne? Veyahut gerçekten bir plan var mı? Ya da biz kendimizi bir plan olduğuna mı inandırmak istiyoruz? Muhalefet iklimi sertleşiyor. Soğuk hava etkisini arttırdıkça uzlaşı, uyum zorlaşıyor. Dileriz bu durumun Mersin'e faturası çok büyük anlar ve hatasını anlayanlar ders çıkararak zararın neresinden olursa olsun döner.